Arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle internet chess club üzerinde 5 dakikalık satranç oynuyoruz. Rakibimiz Gracias Pornada. E6 Londra sistemi. Evet, Londra sistemini çokça işlemiştik. Hem beyaz taşlarla hem siyah taşlarla. Sefer siyah renkte oynuyoruz. Fil D6. Bunu daha önce oynamıştık. Vezir C7 ile devam etmiştik. At D7 ve E5 yapmaya çalışmıştık. Rakibimiz belli ki bu konuda fikir sahibi. Çünkü hızlı oynuyor. At E5 yaptı. Acaba B6 oynayıp fil A6 yapmak bu pozisyonda nasıl olur? Çünkü rakibin belli ki filini D3'e koyup F4 yapmaya çalışıyor. O yüzden B6'ya nasıl cevap verebilir? Bekleyelim filin oynamasını. Belki at D7 oynayabiliriz. Belki fil B7, belki fil A6. Bakalım. O da bizim fili çıkmamızı bekliyor. Güzel bir tercih. Acaba at D7 oynasam nasıl oynayacak bu durumda? At FD7. At F3 oynayabilir. Fil A6. Yine de oynamak istiyorum işin aslı. O kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Bir tempo kaybederek oynayabiliriz. Alacak büyük ihtimalle, evet. Şimdi atımızı geri döneceğiz ve atı buraya koymaya çalışacağız. Belki E4 oynamaya çalışacak. Artık o fikirden vazgeçip, mat yapma fikrinden vazgeçip. F4. Her şey doğalında gelişiyor. At D7 belki F6 fikriyle daha sonra. Peki oynayalım. Evet, pozisyonu eşitlemiş olduğumuzu varsayıyorum. Sadece tek yapmamız gereken biraz dikkatli olmak. Kale ve vezirin aynı dikeyde olmasına rahatsız olmalıyız elbette ama veziri nereye koyacağımı bilemedim. Çünkü böyle bir durumda E4 yapabiliyor gibi gelmişti. E4, CD, ED, DC. DC işler karışıyor. O yüzden hesaplayamadığımı itiraf etmeliyim. Kale AD8 belki. Belki kale FD8. Hangi kale problemi? Büyük bir problem. Aslında uygun anda C4 F5 fikirlerini uygulamaya çalışabiliriz. Ama şu anda emin olamadım. O yüzden ben de onu görmek istiyorum. Ne yapmaya çalışıyor acaba diye. Veziri beyaz karelerden aktifleştirmeye çalışabilir. Oo. Çok agresif oynadı. Bu kadar agresif oynaması onun için iyi mi bilmiyorum. F5'e kale gibi oynayacak herhalde. Acaba nasıl cevap vermem gerekiyor? F6, G5. F6 ilginç bir hamle. E5 de yapmak istiyorum. Şimdi hem de G5 karesini kontrol ediyorum hem E5 yapmaya çalışıyorum bir yandan. O da düşünsün. Şahını çok açtı. Kanat saldırısına en iyi cevap merkezden karşı saldırı olabiliyor. Evet, vezirle alabilirim. Piyonla alabilirim. Piyonla aldığım zaman E4 yapmaya çalışabilir. Ya da bilmiyorum. Vezirle almak mümkün gibi görünüyordu ama E4 hamlesini evet. Doğru tahmin edebildik sanırım. Şu an bir şey yapmak zorunda değilim. O yüzden acaba nasıl devam edebilirim diye düşünüyorum. Sonuçta C4 karesinde vezirin ya da atını gelmek istiyor. O yüzden piyondan kurtulmaya çalışıyor bir anlamda. Ama ben dediğim gibi dokunmak zorunda değilim. Acaba kale D7 oynasam hem rakibin niyetini görmeye çalışsam hem de alırsa vezire ekstra koruma yapmış olsam. Piyonların biraz zayıflıyor gibi görünebilir ancak durumun o kadar kötü olmadığını varsayıyorum. Kale C8, at B3, C4. At B3, C4 var, sorun yok. Alıp belki kale E1 gelmeye çalışabilir. Direkt kale E1 gelmeye çalışabilir. Ya da alıp at B3 gelmeye çalışabilir. Bakalım. Direkt at B3 gelmeye çalıştı. Pozisyonu belki böyle bir hamle olabilir. Bakalım.
en iyisini yapmamış olabilir rakibi. Çünkü istediğini elde edemiyor gibi görünüyor. C4, kale B2 da böyle. Ama atımız boşta kalmasın. Bakalım atı nereye oynayacak? At D4 diye tahmin ediyorum. At D4, kale D4, kale B2, E5, E5, kale D5, vezir E2. Ve şahın zayıf olmasından faydalanmış olacağız. Merkezden eğer konumu açmaya çalışırsa bu onun için iyi olmayabilir. At D4, at D4. Güzel görünüyor. At A5, at A5 güzel görünüyor. At A5, at A5, kale B2, E5, E5, vezir D5, şah çekiyor. O yüzden belki at A5 oynayabilir. Ama şimdi vezir güzel imkanlar sundu bana rakibim. Evet, şu anda bence sıkıntı yaşayabilir. Rakibim sıkıntı yaşayabilir. O yüzden iyi oynarsam bu pozisyonu çok temiz kazanabiliriz. Ama tam göremedim açıkçası. Alalım. Ha, bu sefer alırsam kale böyle bir numarası varmış. Bunu şimdi fark ettim. Acaba alırsam at C6'ya vezir F4. Ben de sana numara yapabilir miyim acaba? Alıp at C6'ya vezir F4. Nasıl? Deneyelim bakalım. At C6 vezir F4 oynayacağım. Sen mi numara yapıyorsun? Ben de numara yapacağım. Bakalım. Çünkü rakibin taşları şahtan uzak. Nasıl koruyacağını göremiyorum. Bakalım şimdi vezir F3 istiyoruz. Kale F1'e vezir E4 var. At E7'ye şah F7 var. Check. Kimin numara yapacağı belli değil şu anda. Evet, hala tehditlerimiz çok ciddi. Vezir H2 de istiyoruz. Vezir H2 tehdidi var. Kaleleri kapatamıyor. Evet. Sanırım sıkıntı yaşayacak. Bilmiyorum. En iyi şekilde denemiş olabiliriz ama artistik bir hareket olduğu kesin bu yaptığımızın. Evet. Savunma göremiyorum. Bir hamlede mat istiyorum, iki hamlede mat istiyorum. Birçok yerden mat istiyorum ve maalesef 7. yataydaki, 2. yataydaki kalenin gücünü görüyoruz. Evet, şanslı olduğumuz bir andı. Birazcık çünkü hesabımız doğru çıktı. Ama Kramnik'in söylediği gibi her şey makineyle bakana kadar. Makineyle baktığınız zaman en iyi hesabınız bile o kadar iyi olmayabiliyor. Evet, şimdi partiye bakalım. Acaba düşündüğümüz kadar iyi oynadık mı? Açılış bölümü açıkçası siyahın eşitleme çabasıyla geçti. Biraz sakin bir devam yolu tercih ettim. Neden sakin devam yolu diyorum? Örneğin rakibin filini tahtada bırakmaya çalışabilirdik. Yani örneğin fili B7'den çıkmaya çalışabilirdik. Biz öyle yapmadık. Biz birazcık daha sakin bir şey oynamaya çalıştık fili 6 ile. Makinenin gösterdiği gibi burada bir ara düşündüğümüz at F7 hamlesi de uygun. Belki de fil A6 hamlesi rakibe çok rahat bir oyun verdi. Çünkü inisiyatif beyazdaydı. Fakat o iyi değerlendiremedi. Gördüğünüz gibi fil A6 hamlesi de o kadar kötü değil. Makinenin söylediği kadarıyla gayet doğal bir hamle. At B8, daha sonra at C6, F4. Bu pozisyonu belki iyi oynamadık ama en azından makinenin söylediği kadarıyla eşit bir pozisyon elde etmeyi başardık. Tabii bu makine Stockfish 8 sanırım. O yüzden süper analiz yaptığını iddia edemeyiz. Ama yaklaşık bir değerlendirme söyleyebilir tabii ki. Çok güçlü bir makine olduğu için. Evet, burada yapmaya çalıştığımız şeyi şöyle özetleyebiliriz. Rakibin henüz oyununu bilmiyoruz. Ama ben ideal bir dünyada bu tarz bir ilerleme yapabiliriz diye düşünmüştüm. Hem rakibin merkez ilerleyişini engelleyip hem de kanattan saldırmaya çalışmak gibi. Rakibin eğer E4 yapması durumunda bu sefer D4 karesinde zayıf piyon bırakacaktım. Fakat önceki hamlede E4 hamlesine şöyle bir hesap yapmaya çalışmıştım. Acaba ne oluyor diye. Çünkü burada DC alabiliyordum. O da bunu alabiliyordum. Makinenin söylediği kadarıyla bu hesabımız her ne kadar kabaca bir hesap olsa da yanlış değil. Çünkü E4'ten sonra aldığımızda maalesef piyonu alamıyoruz. Yok, burada piyon alabiliyoruz. Benim gördüğüm sanırım bu pozisyonda beyazın iyi olduğu şeklindeydi ama beyaz aslında o kadar iyi değilmiş. Peki. Ben diğer varyanta gidecektim. C3 alacaktım büyük ihtimalle. Kale AD8, G4 çok hırslı bir hamle ve kanat saldırısına merkezden cevap vermem gerekiyor. O yüzden
F6. Yalnız şunu da söylemek gerek. Satranç Sever dergisinin eski sayılarından bir tanesinde Önce Hamle Yap Sonra Düşün adlı kitabın incelemesini yapmıştım. O kitapta bu tip genellemelerin aslında bazen zarar verici olabildiğini söylüyordu. Yani örneğin kanat saldırısına en iyi cevap merkezden karşı saldırıdır deyişi bazı zamanlar bize hizmet etmeyebilir, aksine hata yapmamıza neden olabilir gibi bir görüş vardı. Aslında burada işe yarıyor dediğim şey işe yaramayabilirdi. Bunu demek istiyorum. Burada geçerli ancak her zaman bir reçete sayılmaz. Kontrol edilmesi gerekiyor. Rakibim tabii ki G5 sürüşünden çekindiği gibi, çünkü G5 karesini kontrol ediyorum. Aynı zamanda E5'e de çare bulması lazım. E5 oldukça iyi bir tehdit olabilir. O yüzden o hemen benim piyon yapımdaki zayıf noktaya yöneldi ve akıllıca E4 hamlesini yaptı. Eğer alırsam örneğin bu ona iki tane birdenbire iki zayıflık vermiş olacak. Hem C5 hem de E6 karelerinde. Aslında hemen F6 hamlemin eksikliğine yöneldi rakibim. Kale D7, vezir B5, kale C8 ve buralar biraz zorlayıcı çünkü çok taktik bir pozisyon oldu birdenbire. Kale B7 hamlemiz doğru çünkü şişliyoruz. Neyse ki atımız E7'deki veziri koruyor çünkü vezir C5 hamlesine basitçe B3'ü alabiliyoruz. Vezir A4, C4 ve burada rakibim beklemediğim bir hamle sekansına başladı ve at D4 oynadı. Burada at A5 hamlesini beklemiştim. Aldıktan sonra en azından vezirle alıp buraya alma fikriyle veya oyunda gösterdiği gibi kale E8 fikriyle. Çünkü bazı varyantta örneğin burada olduğu gibi kale E8 mat etmiyor. Şah çekiyor, alıyoruz, vezir Check. F8 kapatıyoruz ve hiçbir şey olmuyor. O yüzden vezir A5'i de alabilmesi gerekiyor. At A5, örneğin at A5, vezir A5, vezir F4'de en azından D5 piyon alıp şah çekiyor ve bu ona karşı oyun veriyor. Çünkü şimdi kaleyi kapatmak zorundayım ve bu çapraz güvende olduğu için artık kalesiyle içeri sızmaya çalışabilir. Ancak rakibim at D4 oynadı ve burada kendimizle gurur duyabileceğimiz bir tercih yaptık. Kale B2 hamlemiz, yani taş fedamız doğru. Ancak rakip bu taş fedasını kabul edince vezir F4'ten sonra hemen mat oldu. Pek çok yerden mat istiyoruz. O yüzden savunma yok. Gördüğünüz gibi makine kaleleri feda ederek mat ediyor. Fakat bu pozisyonda doğru oynanırsa eğer vezir A6 ile beyazın siyaha sorular sorması gerekiyor. Şimdi vezir F4 hamlesi yok vezir C8'den ötürü. Ve bir geri vites hamlesinde beyazın şu anda en azından saldırıyı püskürttüğünü söylemek mümkün. At F5'e devam ediyor fakat siyah da piyon aldı ve eğer konumunu perçinlerse kazanç pozisyonda olacak. Evet, enteresan bir oyundu. En iyi stratejinin kanat saldırısına karşı merkezden oynama olduğunu söylerken bu genellemenin aslında her zaman uygun olmayabileceğini de hatırlatmış olduk. Evet, Londra sistemiyle siyah tarafından bir oyun daha oynadık. Umuyorum hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.